Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz. Benim adım Talia ve bugün yine karşınızdayım. Bir parfüm anlatmak için. Kim beni tanıyor? Biliyorsunuz ben burada kendi yorumları anlatıyorum, kendi hissettiklerimi anlatıyorum. Ve elimden gelince sizinle kokularla tanıştırmaya çalışıyorum. Bugün de sizlere anlatmak istediğim bir parfüm var. Benim en sevdiğim parfüm diyemem ama en sevdiğim marka diyebilirim. Narcissa Rodriguez. Bakın, Narcissa Rodriguez for her Leo. Bu parfüm çok hoş ve yazlık bir parfüm diyebilirim sizlere. Narcissa Rodriguez for Her siyah ve pembe olanlar, onlar daha tabii ki daha ağır kokular diyebilirim. Bu koku daha hafif ve daha çiçeksi. Buradaki misk o kadar baskın değil diğer parfümlere göre. Öncelikle koluma sıkacağım bunu. Sıktıktan sonra biraz bekleyeceğim. Bu parfüm daha iyi anlatmak için sizlere. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Nedenini bilmiyorum ama ilk sıktığımda bu parfüm bana Guerlain İdil'i hatırlatıyor. Bir tek farkı burada misk daha yoğun ve daha biraz tatlı tadı veriyor. İdil'de böyle yok. Çok fazla İdil'e benzetiyorum ben bunu. Eğer tanıyorsunuz Guerlain İdil, ona çok benziyor. Bendeki olan 50 mililitrelik bir şişe. Biliyorsunuz cam şişesi. Kapak plastik bir kapağı var. Bir özelliği yok. Ama koku hakikaten çok güzel bir koku. Bazı insanlar diyorlar ki plastik kokusu var burada. Ama ben plastik kokusunu kesinlikle hissetmiyorum. Daha çok temizlik kokusu, ferahlık kokusu hissediyorum. Sanırım bu koku şakayık ve vadideki zambaktan geliyor. Bu karışım çok ferah, çok hafif ve naif koku ortaya çıkarıyor. Gerçekten tam bir bahar ve yaz kokusu. Buradaki misk hafif bir tadı veriyor. Hafif tatlı bir tadı veriyor. Baskın değil. Bu parfüm öncelikle çiçeksi, güllü, miskli, fresh, biraz çiçeksi. Bir de yeşil bir parfüm. 1900 yine söylüyorum. 2013'te piyasaya sürülen bir parfüm. Ve içindeki şeyler sizlere anlatacağım. Üst notalar yasemin, siklamen ve şakayık. Orta notalar gül, vadideki zambak ve amber. Başka kelimeyle kehribar. Ve alt notalar misk ve patchouli. Misk tabii hissediyorum ama patchouli hissetmiyorum bu kokuda. Patchouli çok az sanırım. Ben zaten patchouli ile pek anlaşamıyorum ve benim için az olmasını bir avantaj. Avantaj tabii. Ben net ve net kokusunu hissediyorum.
Kehribar kokusunu hiç almıyorum bu parfümde. Normalden kehribar tatlı ve yoğunluk hissi veriyor. Daha çok kadınsı kokular oluyor kehribar yüzünde, ama burada ben amber kokusunu hiç almıyorum. Bunu diyebilirim. Burada benim aldığım çok net vadideki zambak kokusu, misk, şakayık, biraz gül, biraz değil de yani gül de alıyorum. Çok az yasemin kokusunu alabiliyorum burada. Başka hiçbir şey almıyorum. Başka hiçbir koku almıyorum. Kalıcılık güzel. Benim cildimde 4 saat yaklaşık duruyor. Yayılımı da çok güzel. Özellikle çok soran oluyor koku nedir diye dışarıda. Soruyorlar, parfümün adını da soruyorlar. Bu benim için bir gösterge, yani parfüm başka insanlara çok hoşuna gidiyor. Bu benim için bir gösterge. Oldukça risksiz bir koku, kimseye rahatsız etmeyeceğini diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kokusu çok taze, çok temiz, fresh, hafif, güzel çiçeksi kokusu. Beyaz çiçeksi, şakayık da hissediyorsunuz. Şakayık sevenlere, şakayık ve vadideki zambağı sevenlere tam sizlere göre bir koku. Biraz gül kokusu da alabiliyorum ve çok az misk kokusunu alıyorum. Arkadaşlar, şimdi miskle anlaşamayanlar arkadaşlarımız var muhakkak. Narcissa Rodriguez'un miski ağır gelebilir sizlere. Fakat bu parfüm için geçerli değil. Çünkü burada misk baskın değil ve ağır değil kesinlikle. Bence bu parfüm ağır olmaması için miskini de az koymuşlar. Özellikle yaz ve ilkbahar parfüm olduğu için ağır koku değil. Ve onun yaş sınırı da yok. Yani kim seviyorsa onu rahat bir şekilde kullanabilir. Gündüz akşam hiç fark etmez. Çünkü bu koku yani gündüz de uygun, tabii ki de akşam da uygun. Maalesef bu parfüm artık üretilmiyor ve bulmak oldukça zor. İnternette bulabilirsiniz, belki ikinci elde bulabilirsiniz. Yani internette belki satın alabilirsiniz bir yerde. Çünkü piyasadan kalkan bir parfüm, üretilmeyen bir parfüm artık. O yüzden bulmak da oldukça zor. Eğer bulduysanız oldukça şanslısınız. Eğer bulamadıysanız çok fazla üzülmeyin. Çok fazla üzülmeyin ve İdil'e bakın. Guerlain İdil. Eau de parfum ve eau de tuvalete. Özellikle eau de tuvalete benziyor. Yani neredeyse bire benziyor. Çok benziyor. O yüzden bu parfüm bulamayan lütfen üzülmesin. İdil'i baksın. İdil de çok güzel bir koku. İdil bana göre biraz daha baskın bir koku. Biraz daha baskın. Bu parfüm daha yumuşak, daha böyle pamuklar gibi sarıyor sizleri. İdil ama daha iddialı. Yani benziyorlar, kokusu benziyor tabii ki, çok benziyor. Ben İdil'i çok iyi biliyorum ve bu geldiği zaman bunu koluma sıktım ve çok şaşırdım. O kadar net geldi ki net geldi koku ki sandım ki ben Edil'i sıktım koluma.
Ama hayır, bunu sıktım. Ve gerçekten çok benziyor. Başka ne diyebilirim? Yani dediğim gibi çiçekleri seven, temiz kokusunu seven bunu rahatlıkla alabilir. Kalıcılık güzel, yayılımı da güzel. Ama eğer bulamazsınız, üzülmeyin. İdil alabilirsiniz. O var. O piyasada hiç kalkmadı. Onu rahatlıkla bulabilirsiniz. Oldukça kokular benziyor birbirine. Sanırım benim anlatacağım bu kadar. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.